olgunlaştıkça sınırlarına kadar zorlanacaklar. Güçleri aralarındaki kan bağında. Bu geçiş törenini atlatıp kendi krallıklarını kazanacaklar mı? Bu Aslan Kardeşliği. Vahşi Yolculuk Botswana. Aslan Kardeşliği. Buffalo güçlü bir rakiptir. Kakanika sürüsünün bölgesine geniş sürüler yayılmış durumda. Tav ve Bandar'ın çocukluğu onların otsu kokularıyla geçti. Bunlar bir gün avlamaları gereken devler. Bu hareket eden duvarı avlamayı öğrenecekler. Kardeşler yeteneklerini burada geliştirecek. Botswana'daki Okavango Deltası'nın ortasında güzel bir arazi. Bölgeleri kahverengi ve yeşilden oluşuyor. Sürünün topraklarında bataklıklar ve kalıcı su kaynakları var. Bu nedenle bufalolar nadiren bu bölgeden ayrılıyor. Tav ve Bandar işi en iyilerinden öğreniyor. Çünkü Kakanika aslanları uzman bufalo avcıları. Böğürtü yavrular için yemek zili gibi. Dişiler avlanıyor. 10 aylık olan Tav ve Bandar annelerine katılacak kadar büyüdüler. Ama sadece izleyip öğrenmek koşuluyla. Fakat kardeşler bu çığlıklara cevap veren tek hayvanlar değiller. Bufaloların da arasında aslanlarınki kadar güçlü bir bağ vardır. Kendinden olanları korurlar. Bu yemek karşılık veriyor. Bir bufalo, dişi bir aslandan 5 kat ağırdır. Hedefini bulan bir boynuz darbesi aslanı ömür boyu sakat bırakabilir. Yan taraftaki kardeşler tehlikenin dışında ve yoldan uzaktalar. Fakat yardım etmek istediklerinde dişilerin dikkatini dağıtıyorlar ve bufalolar kaçıyor. Fakat kısa sürede kardeşler şanssızlığın nasıl bir fırsata dönüşebileceğini görüyorlar. Yaşanan karmaşada bir hayvan yalnız kaldı ve dişi aslanlar harekete geçiyor. Anneler korkusuz, kontrol etmeye ve fethetmeye istekli. Tav, risk olmadığından ilk kez bir avın üstüne atlıyor. Arka tarafta tehlikeden uzakta sayılır. Bandar bir ağacın arkasında kendini güvende hissediyor. O daha sonra pratik yapacak. Bufaloyu aşağı indirdiklerinde Tav tehlikeli tarafa da yardımcı oluyor. Boğma içgüdüsü yerinde fakat henüz yeterince güçlü değil. Yardım geldiğinde boyundan büyük bir işe kalkıştığını fark ediyor. İşi uzmanlara bıraksa iyi olur. Sonunda bufaloyu boğabilmek için 2 yetişkin aslanın ısırma gücü gerekiyor. Bufalonun ölmesiyle boynuzlar ve toynaklar artık bir tehlike yaratmıyor. Bandar'ın beklediği de buydu. Ve sonra bir şans daha. Bir
İki saz geyiği yanlış zamanda yanlış yerde. Sürünün dişileri bu işi kolaymış gibi gösteriyor. Bir anda menüye bir başlangıç ekleniyor. Herkese yetecek kadar var. Kardeşler bu bitmek bilmeyen yiyecek kaynağına alışkın. Bandar karnını doyururken tav boğma tekniğini geliştirme fırsatını kullanıyor. Antilopun kafası idare edebileceği büyüklükte. Burnunu ve ağzını kapatarak hava yollarını kesiyor. Bir gün bu şekilde bufalo avlayacak. Ama şimdilik bunu yetişkinlere bırakıyor. Yiyecek annelerin sorumluluğunda. Babalar güvenlikle meşgul. Kakanika erkekleri zamanlarını aileden uzakta sınırları kontrol ederek geçirir. Okavango Deltası'nın bu bölgesinde toplam 7 aslan sürüsü bölgesi var. Her biri Paris büyüklüğünde. Ve diğer aslanların gözü Kakanika sürüsünün bölgesinde. Sürü erkekleri devamlı sınırlara koku izi bırakarak uzak durun yoksa saldırırız mesajı veriyor. Fakat uyarılar her zaman işe yaramıyor. Bugün leşin kokusu göçebe aslanları bölgelerinin ortasına çekmiş. Tav ve bandar fark etmiyor olsa da anneleri savunmaya geçti. Fakat ilk hamleyi erkeklerin yapmasını bekliyorlar. Göçebe dişiler yeme fırsatı bulabilir. Fakat genç erkek hoş görünmeyecektir. Ve sonra genç kardeşler kendi gözleriyle sürünün erkekleri olan babalarının rakip istilacılarla nasıl ilgilendiğini görüyor. Bu yabancı yaşamını kurtardığı için şanslı. Hükreme son baskınlık göstergesi. Komşu sürülere meydan okuyor. Bölgelerini, güçlerini ve sahipliklerini ilan ediyor. Babalarının koruma görevini üstlenmesiyle tav ve bandar huzurla beslenmeye devam ediyor. Dişi aslanlarla çıktıkları avlarda erkek kardeşler deltada yaşamanın sırrını öğreniyor. Bölgenin yapısı gereği patileri ıslanıp soğumak zorunda. Fakat bugün tav kuru kalmayı öğreniyor. Annesi bunu kolayca yapıyor. İşte bu kadar. Tedirgin bandarın patileri ise biraz üşüyecek. Engel ne olursa olsun, dişi aslanlar ana hedefleri olan bufalolara odaklanıyor. Bazen sürüyü takip etmek için farklı şeyler yapıyorlar. Bu otçullar, sürünün yiyecek kaynağının %70'ini oluşturuyor. Yani onları göz önünde tutmak mantıklı. Bufalolar oradan oraya giderken, Kakanika aslanları da onları izliyor. Tav ve bandar dünyalarını keşfediyor.
ormandaki av kaynakları arasında yeni bir seçenek ortaya çıkıyor. Tav ve bandar daha önce impala yediler ama nadiren. Bu çevik antiloplar genellikle aslanlardan kaçabiliyor. Ve etleri az olduğundan kovalamaya değmiyorlar. Bu sürü tuzağa düşmeyecek kadar tetikte. Ve yardım da alıyorlar. İmpalalar ve babunlar gözcülük görevini paylaşırlar. Farklı yerlerde ve yüksekliklerde yer alan gözler ve kulaklar üst seviye bir uyarı sistemi sağlar. Fakat kimse tavın yaklaştığını görmedi. Şimdiye dek. Alarmla birlikte aslanların oyunu açığa çıkıyor. Artık görüldükleri için bir impala yakalayamayacaklar. Şimdi 18 aylık olan tav ve bandar avlanmaya odaklanıyor. Dişi aslanları izleyerek bufaloları takip etmenin inceliklerini öğreniyorlar. Avın hızını kontrol ediyorlar. Ve bir pusu için ölçülü bir sakinlik ve enerjiyi dengelemeleri gerektiğini anlıyorlar. Bilerek geride kalıyor ve sürünün zayıf noktalarını arıyorlar. Mükemmel. Geride kalmış ve yaralı. Saldırı pozisyonuna geçiyorlar. Dişi aslanlar ve yavruları artık tek bir birim halinde. Adrenalin salgılıyor ve hayvanı hazırlıksız yakalıyorlar. Yavruların da desteği aslanlara ağırlık avantajı sağlıyor. Saniyeler içinde onu yere yıkıyorlar. Kardeşler de artık ava yardımcı olacak kadar deneyimli. Bandar, bufalonun sürünün geri kalanını tekmelemesini önlüyor. Tav, sürü kurtarmaya gelmeden önce çığlıklarını kesiyor. Etrafta çok sayıda dişi olduğundan baskı altına girmeden pratik yapabiliyorlar. Ve işler çok zorlaştığında daima görevi devralıp onu boğacak ısırığı gerçekleştiren bir anne oluyor. Fakat bu güzel çocukluk uzun sürmüyor. 6 ay sonra tasasız günler ve kolay yiyecekler bir anda kesiliyor. Saldırı uyarı vermeden gerçekleşiyor. Sürüyü vahşice ele geçiriyorlar. Rakibin zamanlaması kusursuz. Haftalardır bu anı bekliyordu. Aile dağılmış haldeyken onların bölgesine giriyor ve kalan dişileri dağıtıyor. Yakınlarda ona karşılık verebilecek bir kakanika erkeği var. Fakat rakip çok güçlü.
Babaları kaçtığında kardeşler bölgelerinin fethedildiğini biliyorlar. Sürü topraklarını sonsuza dek teslim ettiler. Tav ve Bandar kaçarak yaşamlarını kurtarıyor. Yetişkinliğe ani bir geçiş oldu. Arada gece ve gündüz kadar fark var. Daha dün kardeşler her zamanki gibi sürüyle birlikte hareket ediyordu. Bugünse yalnızlar. Doğal olarak göçebe erkekler olarak hayatta kalmanın ilk kuralını kavruyorlar. Bir arada kalmak. Bir gün bir bölge ve eş kazanmak için en iyi şansları ayrılmamak. Bu oyun onlara yavruluk dönemlerini hatırlatıyor ve çok önemli. Aralarındaki bağ gelecekleri için bir sigorta poliçesi gibi. Kardeşler akıllıca, dikkat çekmeden ve fark edilmeden farklı bölgelerden geçiyorlar. Fakat bunu başaramayanlar da var. Araştırmaya değer. 4 gündür bir şey yemediler. İşaretler umut vaat ediyor. Yakınlaştıkça tanıdık bir koku bir şey bulduklarını doğruluyor. Yedi günlük bir leşi fark etmemek zor. Tav hemen dalıyor. Fakat Bandar biraz çekingen. Bir ağız dolusu kurtçuk karşısında iştahlı kalmak zor. Çürümüş et aslanlar için tehlikeli değildir. Midelerinde ağır bakterileri bile öldürmeye yetecek enzimler bulunur. Akbabalarsa bu konuda daha da dayanıklıdır. Leşin sahipleri ortalıkta yok. Ve Bandar endişesini ve seçiciliğini aşıyor. Bu artıklarla son beslenişi olmayacak. Leşle beslenmek ve çalmak artık onların yaşam tarzı. Altı ayın ardından kardeşler için umut kapıda. Bufalolar yaz mevsiminde yavrular. Bu protein kaynağından faydalanabilirler. Sadece bir stratejiye ihtiyaçları var. Tam da onların avlayabileceği büyüklükte. Fakat sürüyü uyandırmadan nasıl pusu kuracaklar? Annesi risk almıyor. Takibe devam. Bu bildikleri bir şey. Fakat her adım onları düşman bölgesinin içlerine taşıyor. Bu kükreme ayrılma zamanının geldiğini gösteriyor. Göçebe hayatın ikinci kuralı. Bölge aslanlarından uzak dur. Tav Bandar'dan aniden ayrılarak her iki kuralı da çiğniyor. Merak
kedigiller için pek faydalı olmaz. Sav fark edildi ve büyük erkek onun bölgesinde olduğunu biliyor. Sav yalnız başına. Bandar yakınlarda değil. Sürü erkeği ona özgüvenini gösteriyor. Fakat Tav bütün baskınlık jestlerini görmezden geliyor. Sürü erkeği son bir uyarı için kükrüyor. Tehdide rağmen Tav geri çekilmiyor. Sürü erkeği ona en aşağılayıcı dersi veriyor. Ve Tav zar zor kaçıyor. Dış yaralar çabuk iyileşiyor. İçeridekilerin iyileşmesi ise daha uzun sürüyor. Tavın girişkenliği her ikisini de tehlikeye sokuyor. Fakat Bandar tek başına büyük olasılıkla hayatta kalamazdı. Yağmur fırtınası araziyi ve aslanları iyileştirip rahatlatıyor. Şimdi 3 yaşında ve iyice büyümüş olsalar da hala yavrular gibi oyun oynuyorlar. Fırtına aylarca biriken enerjiyi açığa çıkarıyor. Sertleşmiş kaslarını çalıştırıyorlar. Ve aralarındaki bağı güçlendiriyorlar. Yağmur altında oynadıkları halde aralarından su sızmıyor. Yıl sona erdi. Tav ve Bandar'ın vücutları yeniden değişti. Açık renkli yeleleri çikolata rengine döndü. Stratejileri aynı. Bölgelerin sınırlarında geziniyorlar. İyice ve tehlikelere karşı tetikteler. Erkek kardeşler bölgeyi tarıyor. Bandar çalıların arasına yöneliyor. Dikkatli olmalı. Şimdiye kadar çekingenliği işine yaradı. Ve bir kez daha. Yine şüphelerini doğrulayan bir koku alıyor. Taze et.
Fakat bu leşin sahibi var. Dişiler bazen göçebelerin avlarına yaklaşmasına izin verir. Ve bandarın sakin tavrı yaklaşabilmesini sağlıyor. Fakat nazik davranışları karnını doyurmuyor. Artık gücünü gösterecek kadar da büyümüş durumda. Dişiler uzağa kaçmıyor. Onun hamlesi saldırganlıktan değil, açlıktan. Fakat bu sefer cesaret çekingenliğe üstün geliyor. Tav da ilgi çekici bir koku alıyor. Fakat bu bir leş değil. İşte orada. Tasmalı bir güzel. Kokusu büyüleyici. Onu görünmez bir tasmayla sürüklüyor. Bandarı ve yiyeceği unuttu. Şimdi yeni bir açlığı izliyor. Dişi dikkatini tamamen ele geçirmiş durumda. Fakat yaklaşmasına izin verene kadar sabretmeli. Yarım düzine taşkın düzlüğünü geçiyorlar. Her yerde olabilirler. Tav sadece dişiye dikkat ediyor. Onu yakaladığında güneş çoktan alçalmış durumda. Henüz bu kadar yakınlaşamaz. Bu bandarın kükremesi değil. Ve duyduğundan emin. Bu sürünün erkeği, güzel dişinin eşi ve 1 kilometreden yakın mesafede. Kükremesi bu bölgenin hakimi olduğuna dair açık bir mesaj. Dişinin büyüsü bozuldu. Tav bu acıyı bir kez daha yaşamaya hazır değil. Ne yöne gittiğine dikkat etmeden kükreme sesiyle arasındaki mesafeyi olabildiğince açmaya çalışıyor. Saatler geçiyor ve tav hala kaçıyor. Bataklık gece vakti farklı görünüyor. Bandarın nerede olduğunu bilmiyor. Kendi de nerede olduğunu bilmiyor. Bandarın onu bulması gerek. Bu ağacı daha önce hiç görmedi. Fakat bandara nerede olduğunu söylemek için ağacı işaretliyor.
kükremesi 5 kilometre öteye ulaşabiliyor. Neden hiç cevap yok? Bandar geliyor mu? Bir şey tava tanıdık geliyor. Daha önce buraya gelmişti. Yoksa gelmedi mi? Durmadan seslenmek riskli bir iştir. Etrafta bandardan başkaları da var. Ama yalnız olmak daha tehlikeli. Tav tükendi. Ama uyuyamıyor. Hala bir ses yok. Nerede bu bandar? Ve umudun sesi. Bandar. O geldi. Tavın rahatladığı aşikar. Bataklıklara dönüyorlar. Bu sefer bir aradalar. Bandar yolu biliyor. Bir sene sonra dönüşümleri tamamlanıyor. 4 yaşına gelen tav ve bandarın yeleleri artık tamamen koyu renkte. Bu, tamamen fiziksel yetişkinliğe ulaştıklarını gösteriyor. Tav bir dişinin kokusunu aldığında artık onun için sürü erkeğiyle savaşabilecek güçte. Ama acele etmiyor. Bandar da çiftleşmeye istekli. Fakat kardeşler bu hak için savaşmaz. Koalisyon erkekleri kesin bir politika izler. İlk giden önce başlar. Dişinin çağrıları kardeşleri harekete geçmeye ikna ediyor. Dişi yalnız, çiftleşmeye hazır ve yakınlarda. Tavın ihtiyaç duyduğu tek şey bu. İlk giden o olmak istiyor.
Bandara bu onurun kendine ait olacağını açıkça belli ediyor. Kardeşler arasında bir centilmenlik anlaşması. Bandar sırasını bekleyecek. Tav dişinin kokusuna ve hazır olup olmadığına bakıyor. İdrarındaki kokular onun kızışmış olduğunu doğruluyor. Fakat sonra burnuna farklı bir koku çarpıyor. Sürü erkeği. Bu dişi ona ait. Savaştan kaçmanın yolu yok. Ve şimdi sürü el değiştirebilir. Dişi aslanlar kaybedilmeyecek kadar değerlidir. Tav içgüdüleriyle hareket ediyor. Bandarsa daha stratejik. Teke tekte tav ve sürü erkeği eşit güçteler. Fakat ekip çalışması dengeyi kardeşlerin lehine bozuyor. Sürü erkeği boyun eğdiğinde bandar hemen hazineye göz koyuyor. Sürü erkeği tavın sorumluluğunda. Koalisyonları oyunu değiştirdi. Bölge savaşında birleşik bir cephe oluşturdular. Sürü erkeği kovuluyor. Ve dişiyi buluyorlar. Erkek kardeşlerin devri başlıyor. Sabah olduğunda dişiye ilk ulaşan bandar oluyor ve ödülü o kazanıyor. Fakat beklemekten başka bir şey yapmayacak. Çiftleşmeyi başlatan dişi aslandır. Aslan topluluklarında dişilerin söz sahibi olduğu tek zaman budur. Dişinin hazır olması zaman alacak. Tav kavgadan ve uzun kovalamacadan yorulmuş durumda ama yara almadı. O koruma görevinde. Ancak bandar izin verdiğinde çiftleşecek. Kardeşler olarak yavruların babası kim olursa olsun soyları devam edecek. Aynı genetik kodu taşıyorlar. Kardeşliğin sağladığı asıl yarar bu. İki gün boyunca bandarın çekingen ısrarı bir etki bırakıyor. Dişi kendini erkek kardeşlere teslim etmeden önce onların uzun süreli bağlılığından emin olmalı. Ne de olsa yavrularının babasını seçiyor. Sonunda çiftleştiklerinde bu olay kurulmuş bir ortaklığın tanıdık rahatlığında gerçekleşiyor. Şimdi hayatları düzene girdi. Ve hareketli yaşamlarının yerine bandar huzurun tadını çıkarıyor. Dişi aslan 5 gün boyunca kızışma döneminde olacak. Gece boyunca saatte 3 kere çiftleşecek.
Ta ki bandar vazgeçene kadar. Hamile kalmanın en iyi yolu tekrar eden çiftleşmelerdir. Ve sonra sıra tava geliyor. Kardeşler eşit çiftleşme şansı bulacak. Ve babalık iddiaları da eşit olacak. Kavga etmeden rol değiştiriyorlar. 2 günlük bekleyişin ardından tav bandardan çok daha sabırsız. En büyük ödülü alıyor. Zor kazanılmış ama kesinlikle hak edilmiş bir ödül. Yeni statülerini bütün çevreye ilan ediyor. Sokak çocukları burada kalıcı. Dişi aslan onlara katılan tek üye değil. Çiftleşebilecek durumda 2 kız kardeşi daha var. 1 seneden kısa bir sürede Tav ve Bandar 11 üyelik bir sürüye liderlik ediyor. Artık sürgünde ve unutulmuş değiller. Onlar aslan topluluklarının önemli bir parçası olan sürü erkekleri oldular. Yavrular kardeşlere yeni bir yaşam sağlıyor. Ve yaptıkları her şeye bir amaç veriyor. Onlar artık oğullarına ve kızlarına rehberlik ediyorlar. Dişilerin de yardımını arkalarına alan kardeşler, ailenin koruyucusu olma konumuna yükseliyorlar. Bütün bunlar, aralarındaki sağlam kardeşlik bağı ve şansını deneyen bir yabancı sayesinde gerçekleşti. Tav ve Bandar bir aile kurma mücadelesinden başarılı çıktı. Ve tıpkı babaları gibi soylarını devam ettirdiler.